İlhan Bey, siz nasıl katkı sunabilirsiniz? Yani bir süreç var, yani gelen ve erozyona uğrayan bir Türk aile yapısı var diğer tarafta da. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Muhammed Bey, aslında aile çok uzun süreden beri bir saldırının odağında, merkezinde ve hedefinde. Bunun yasa boyutu var, basın boyutu var, sinema boyutu var, kültür boyutu var, oyun boyutu var. Yani her yönden görsel, işitsel basın, yani aileye toplu bir saldırı var. Aslında herkes bunun farkında. Farkında olmamak imkansız gibi bir şey. Fakat Sayın Aile Bakanı'nın bu açıklaması bir manada bu saldırıya dahil olmaktan bir vazgeçiş. Aslında hükümetin de seçim öncesi programında bu vardı. Bunu biz bekliyorduk, bu tür bir açıklamayı. Çünkü hükümet artık aileyi güçlendirmekten yana tavır koyacağını bizatihi seçim beyannamesinde açıklamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu yönde çok açıklamaları oldu. Ben Aile Bakanı'nın açıklamasını bu çerçevede değerlendiriyorum ve bunun devamının da geleceğini düşünüyorum. Sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın değil, Adalet Bakanlığı'na bu konuda çok iş düştüğünü, çünkü aileyi tahrip eden, parçalayan ve aileyi hedefe koyan uygulamaların temelinde ciddi manada politikalar kadar yasaların da olduğunu düşünüyorum. Ve bu bugünün veya dünün meselesi değil, çok uzun zamandan önce özellikle süresiz nafaka meselesi, Sayın Aile Bakanı'nın açıklamasında yer alan husus, 1988'den beri süregelen bir zulüm ve akla aykırı bir zulüm, hukukun en temel ilkelerine aykırı bir zulüm, toplumca kabul edilmeyen bir zulüm, akla da aykırı bir zulüm. Ama bugüne kadar sürdürüldü. Neden sürdürüldü? Aileyi kadının parçalamasına bir teşvik olarak sunuldu.